Farah Zeynep Abdullah. O doğduğunda takvimler 17 Ağustos 1989'u gösteriyordu. İstanbul Gayrettepe'de Gülay Hanım ve Osman Bey'in kızı olarak dünyaya geldi. Dedesi Erzincanlı. 39 depreminden sonra İstanbul'a göç etmiş. Anneannesi ise Yugoslav göçmeni. İkisi de İstanbul'da sosyal sigortalarda çalışırken tanışmışlar. Bir şirket gezisinde dedesi, anneannesi denizde boğulmak üzereyken onu kurtarmış. Dedesinin vefatına kadar 46 senelik bir evlilikleri olmuş. Anne ve babasının tanışma hikayesi de oldukça ilginç. Büyük bir aşkın meyvesi olan Abdullah, anne ve babasıyla ilgili şunları söylemişti. "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annem ise Boşnak ve Erzincanlı. Evet, güçlü bir aşk hikayesi. Ama daha da ilginci, tıpkı Masumlar Apartmanı'ndaki İnci ve Han gibi onlar da bir kaza sonucu tanışmışlar. Annem 17 yaşında dedemin arabasını kaçırıyor, bir arabaya vuruyor. O arabanın sahibi de anneme iş teklif ediyor ve o şirkette babamla tanışıyorlar. Ve hala aşıklar, maşallah." Bir abisi, bir de erkek kardeşi olan Farah Zeynep çocukken abisiyle Batman oyuncaklarıyla oynamayı, Terminator ve Power Rangers seyretmeyi çok seviyordu. Liseye başladığı dönemde ergenliğin etkisiyle asi ve huzursuz bir kıza dönüşüvermişti. Yaşadıklarını Hürriyet Pazar'dan Hakan Genco'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. "Kötü giden bir şey yoktu ama ergenlik ateşiyle hayat çok kötü diye düşünüyordum. Her gün Taksim'e çıkmalar, metal müzik dinlemeler. O heves ve modayla hepimiz siyahlara büründük. Bateri derslerine başladım. Sonra piercing yaptırdım dilime, göbeğime, dudağıma." Müziğe ilgisi küçük yaşta başlayan Abdullah, tiyatro ve müzikle ilgili ne kadar sosyal aktivite varsa hep içinde olmayı tercih ediyordu. Hatta kendi bestelerini yapıyordu. Ortaokuldayken müzik öğretmeninin tavsiyesi üzerine bir jingle şirketinde bir süt reklamı için jingle seslendirerek ilk profesyonel işini yapmış ve ilk parasını kazanmıştı. Lise eğitimine Fransız Lisesi'nde başlayan Abdullah, babasının işi nedeniyle İngiltere'ye taşındı ve liseyi İngiltere'de bitirdi. İş hayatına erken yaşta atılan Abdullah, garsonluk, kasiyerlik ve barmaidlik gibi çeşitli işler yaptı. Episod dergiye verdiği röportajda şöyle anlatmıştı o günleri. "Önce ilk çalışma deneyimimi anlatayım. Ortaokuldayken yan binadaki jingle şirketi müzik öğretmenimize jingle seslendirmek için birini sormuş. O da beni söylemiş. Ve böylelikle ben bir süt reklamı jingle'ı seslendirdim. İlk işim ve ilk kazandığım paraydı. 200 TL kazanmıştım, çok sevinmiştim. Sonrasında lisedeyken bir pub'da ve bir giysi mağazasında çalıştım. Üniversitedeki yerim kesinleştikten sonra ise bir yıl izin aldım üniversiteden, çalışmak ve para biriktirmek için. Sabahları İtalyan restoranında garsonluk, akşam bir gece kulübünde barmaidlik yaptım. En zevklisi İtalyan restoranıydı. Çok güzel yemekler yiyordum. Çalan müziğe de ben karar veriyordum. İş arkadaşlığını, işini severek, isteyerek yapmanın neticelerini ilk o yaşlarda deneyimledim. Çok güzel günlerdi. Bence küçükken çalışmaya başlamanın çok faydası var. Hakkınla zamanını vererek, emeğinle kazandığın para küçük miktar da olsa o kadar güzel bir his veriyor ki... Müzik ve tiyatro ile ilgilense de sinema ve dizi oyunculuğu Farah Zeynep'in hiç aklında yoktu. Liseyi bitirmiş ve İngiltere'deki Kent Üniversitesi'nde tiyatro ve Fransızca bölümüne başlamıştı. Ama aldığı bir teklif tüm hayatını değiştirdi. Lale Eren ve yönetmen Zeynep Günaytan, öyle bir geçer zaman ki'deki Aylin karakteri için hem masum hem de seksi görünen bir oyuncu arıyordu. Bir türlü bulamazken hayat yollarını kesiştirdi. Öyle bir geçer zaman ki adlı dizi hayatının dönüm noktası olmuştu. Hürriyet Pazar'dan Hakan Genco'ya verdiği röportajda şunları söylemişti güzel yıldız. "Üniversitenin ilk yılında tatil için İstanbul'a dönmüştüm. O zamanlar uzun süreli bir erkek arkadaşım vardı. Onun annesinin en yakın arkadaşı Lale Eren. Kanal D'de dramalar koordinatörüydü. İngiltere'ye dönmeme 3 gün kala telefonum çaldı. Lale abla İngiltere'ye dönmeden benimle görüşmek istedi ve büyük bir dizi projesinden bahsetti. Benim oyunculuk gibi bir hayalim yoktu. Ertesi gün görüşmeye gittim. İngiltere'ye döndükten hemen sonra çağırdılar. Üniversitedeki senemi tamamladıktan sonra dondurdum ve İstanbul'a geldim. Öyle bir geçer zaman ki'ye başladım." Aslında bu dizide oynarken oyunculuğa tam olarak karar vermemişti. Aklında hala müzik vardı. Sette yaptığı şarkıları dinletiyordu. 2 yıl kadar izin almıştı okuldan.
Ama zaman ilerledikçe oyuncu olmak istediğine karar verdi. Bu dizide 2 yıl kadar Mete Horozoğlu, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Meral Çetinkaya gibi isimlerle birlikte çalıştı. Bu dizide 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırıyordu. Canlandırdığı Aylin karakteriyle 2011 yılında Antalya Televizyon Ödülleri'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. Ancak sonra Aylin karakteri dizide hayatını kaybetti ve Abdullah İngiltere'ye dönüp üniversite eğitimini tamamladı. Türkiye'ye döndüğünde ise kariyerine kaldığı yerden devam eden başarılı oyuncu, 2013 yılında Kelebeğin Rüyası filminde Mediha Sessiz karakterine hayat verdi. 2014 yılında yine bir sinema filmiyle karşımıza çıktı ve Engin Akgürek'le başrolü paylaştığı Bir Küçük Eylül meselesinde Eylül karakterine hayat verdi. Aynı yıl Kurt Seyit ve Şura dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştı. Sonrasında Unutursam Fısılda filminde Hatice yani Ayperi karakterine hayat verdi. Bu filmdeki performansıyla başarı çıtasını daha da yukarı taşıyan oyuncu, sonrasında Ekşi Elmalar filminde Yılmaz Erdoğan'la birlikte çalıştı. Hemen ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Prenses Fariye olarak karşımıza çıktı. Güzelliği ve yeteneğiyle izleyenleri büyüleyen oyuncu, Arif ve 216, Gülizar gibi yapımlarla kariyer yolculuğuna devam etti. 2018 yılında Bizim İçin Şampiyon filminde Begüm Atman karakterine hayat verdi. Başarılı performansıyla izleyicilerin bir kez daha beğenisini topladı. Bu projeye nasıl dahil olduğunu MEG dergisinden Tuğçe Uzun'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Senaryoyu okumaya başladım ama açıkçası Bolt pilotu tanımıyordum ve hikayenin nereye gideceğine dair bir fikrim de yoktu. Sanırım ondan dolayı da çarpıldım senaryoyu okurken. Her şeyden öte, öncelikle bir seyirci olarak aşık oldum senaryoya. Sonunda çok ağladım ama enteresan bir ağlamaydı. İçimde umutlar yeşerten bir ağlama. Böylesine ilham verici bir filmin içinde yer almayı çok istediğim için bir an bile tereddütte kalmadım. Masumlar Apartmanı'nda İnci karakteriyle başarısına başarı katan Abdullah, bu dizide annesini kaybetmiş, dedesi ve kardeşiyle yaşayan, onların kimseye muhtaç olmamaları için çalışıp didinen, yaralarından ötürü başkalarının yaralarını sarmaya çalışan, kendi halinde iyi kalpli bir kadına hayat veriyordu. Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi ünlü isimlerle birlikte çalıştı ve koca bir sezon boyunca her hafta evlerimize misafir oldu. Onu İnci olarak çok sevdik ancak ilk sezonun sonunda İnci karakteri hayatını kaybetti ve Farah Zeynep diziden ayrıldı. Diziyi ilgiyle takip edenler bu vedaya çok üzüldü. Masumlar Apartmanı'ndan ayrılışıyla ilgili Ayşe Arman'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Aslında bir karakterin hikayede sonunun gelmesinin neden bu kadar büyütüldüğünü anlayabilmiş değilim. Benim kariyerimle ilgili bir karar olabilir, senaryosal bir karar olabilir. Bu konuda üzerime gelinmesini hayretler içinde takip ettim. Çok daha ciddi dertlerimiz varken bu meselenin bu kadar abartılması biraz tuhaf değil mi? Korkunç müsilaj sorunumuz bu kadar konuşulmadı. Benim ilk başta çok heyecanlandığım hikayede aslında İnci kitaptaki psikiyatrist gibi konumlandırılmıştı. Dizinin finalinde de Safiye'yi evden çıkartacak olan İnci'ydi. Fakat tabii ki dizi süreleri, hikayelerin açılımı derken yolda bazı şeyler değişmek durumunda kaldı. İyileşsin istediğimiz karakterler kendi aşk hikayelerinde iyileşme yoluna girdiler. İlk bölümde asla apartmandan dışarı adım atmayan Safiye, Naci için tren istasyonuna bile gitti. Hatta sezon finalinde eldivensiz dışarı çıkacak kadar duvarlarını yıktı. İnci kendini hana adamış, yaralarının başkalarının yarasını iyileştirmekle düzeleceğini umut eden, sabırla bunun için uğraşan bir kız haline geldi. İnci'nin finali benim ilk heyecanlandığımdan farklı, hüzünlü ama bence güzel oldu. Dizilerdeki yoğun çalışma temposu pek çok oyuncu gibi onu da çok zorluyordu. Filmlerin çekimleri bir aydan uzun sürüyor ancak bir sinema filmi uzunluğunda olan diziler bir hafta içinde çekilmeye çalışılıyor. Bu yoğun tempo oyuncuların hem sağlık hem de özel hayat açısından zorlanmalarına sebep oluyor. Abdullah da dizi oyunculuğu konusunda oldukça seçici davranıyor. Gerçekten içinde bulunmak isteyeceği senaryolara dahil oluyor. Sinema kariyerinde de başarıyla devam eden oyuncu 2002 yılında Dumlu Pınar Vatan Sağolsun filmi oynadı. Aynı yıl yine çok konuşulan Bergen filminde Bergen olarak çıktı karşımıza. Ayşe Arman'a verdiği röportajda Bergen filmiyle ilgili şunları söylemişti Güzel Yıldız. Bu film ve karakter çeşitli nedenlerle zor görünebilir.
Bergen'in çok tanınıyor olması, müzik tarzı ve filmin yıllardır konuşulan, beklenen bir hikaye olması. Tüm bunları düşünseydim işte o zaman çok zor olabilirdi. Ama ben kendimi bu baskıdan korudum. Bu filme acıların kadını veya arabeskin kraliçesi gibi kalıplara sığdırılmış Bergen olarak bakmadım. Belgin sarılmış erin hayat yolculuğu olarak değerlendirdim. Olması gerektiği kadar zorlandım diyelim. İlk defa bir filmde ortak yapımcıyım. Bu da çok kıymetli. İlk kez bir filmin bütün yapım sürecine dahil oldum. Çok büyük emek sarf edildi. Çoğu sahnede Bergen'in birebir kıyafetleri dikildi ve hatta bazılarında orijinal kendi kıyafetlerini giydiğimiz de oldu. Genç yaşlarına rağmen çok sayıda ödüle layık görülen güzel oyuncu, 2011'de Antalya Televizyon Ödülleri'nde, 2013'te Sadri Alışık Ödülleri'nde, 2014'te Siyat Türk Sineması Ödülleri'nde, 2015'te 13. Yılın Yıldızları Ödülleri'nde, 2015'te İstanbul Aral Üniversitesi Medya Sanat Ödülleri'nde, Uludağ Üniversitesi Marconi Ödülleri'nde, Altın Objektif Ödülleri'nde, 2017'de Sadri Alışık Ödülleri'nde ve 2020'de Altın Palmiye Ödülleri'nde çeşitli ödüllere layık görüldü. Bu arada müzikle de ilgilenmeye devam eden Abdullah, rol aldığı projelerde sesiyle de beğeni topladı. 2018 yılında Bu Hangi Masaldı isimli bir single'da çıkardı. Mac dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti ünlü yıldız. Gerçekten kendimi bildim bileli müzik hep yanı başımda. İçimde, açıkçası biraz da özgüvensizliğimden dolayı benden çıkmayı bekledi biraz. Beklettim onu. Çünkü ergenliğimde çok yara almıştım müzikten. Müzik öğretmenim sende hiç kulak yok diyerek bana ders vermeyi reddetti ve onun üzerine kendi şarkılarımı yapmaya başladım. Hiç kimseyle paylaşmak değildi niyetim. Çevreme dinlettim sadece. Sonrasında çok başarılı bir müzisyen beni çok korkuttu müzikle ilgili. Bu hangi masaldı? Benim için çok özel bir şarkı olmanın yanı sıra müziğe gerçekten ilk adımım. Hayatımda ilk defa bu sene yaptığım şeyleri paylaşma düşüncesi beni korkutmak yerine heyecanlandırıyor. Şarkıdan aldığım tepkiler de harika. Gerçekten şaşırıp iyi ki yaptık diyorum. Kendi kendime bir doğum günü hediyesi olarak 3 günde yaptığım şarkının böyle bir hale geleceğini hiç kestiremezdim. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yapan Abdullah, "Hiç psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kaldınız mı?" sorusuna şöyle yanıt vermişti. "Tabii ki, kalmadım diyen henüz itiraf etmemiştir ya da farkında değildir. Geriye dönüp baktığımda göz yumduğum ya da öyle değildir diye geçiştirdiğim pek çok şeyin şiddet olduğunu yeni fark ediyorum. Bu konuda gün geçtikçe daha bilinçlendiğimizi ve birbirimize destek olduğumuzu hissediyorum." Farah Zeynep Abdullah, Mac dergisine verdiği röportajda çok özel itiraflarda bulundu. Gelecekteki çocukları ve müstakbel eşi için videolar çeken Abdullah, bu konuyla ilgili şunları söylemişti. "Çocukluğumdan beri hep gelecekteki halimle konuşmak istedim. 12-13 yaşımda belki gelecekten konuşamam ama geçmişten gelecekteki Farah'a konuşabilirim diye mektuplar yazmaya başladım. İlk mektubum 10 sene sonrasınaydı. Sonra daha kısa zamanlar için yazmaya, ayrıca video çekmeye de başladım. Doğmamış çocuğa mektup kitabını okuduktan sonra da çocuklarım için yapmaya başladım bunları. Anları tutma isteği yaptırıyor bana bunu sanırım. Bir de videoyu anlatırken genellikle şu andan ve neler yaşadığımdan, neler öğrendiğimden bahsediyorum. Hayat duruyor, neler yapmışım diye kendi içimde de değerlendirmeme yardımcı oluyor bu anlar." Abdullah, Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde evlilikle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ünlü oyuncu bir kullanıcının "Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?" sorusuna "Evlilik bir seçim aslında. Olup olmaması kişiye bağlı. Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik bir seçim artık bu dünyada" şeklinde yanıt verdi. "2021 yılında çeşitli sağlık problemleri yaşayan Abdullah'ın MS hastalığı başlangıcı şüphesiyle çeşitli tetkikler yaptırdığı öğrenilmişti. Boyun fıtığımın dışında tiroidimde de sıkıntı var. Kontroller sırasında doktorlar MS'ten şüphelendi" diyen ünlü oyuncu, MS hastalığını araştırmak için kendisinden 2 kez omurilik sıvısı alındığını belirtti. Abdullah, ilkinde lokal anestezi yapıldı. "Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım Şampiyon filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım" dedim ifadelerini kullandı. Farah Zeynep Abdullah'ın test sonuçlarında MS olmadığı öğrenildi.
Geçtiğimiz aylarda yine sağlık sorunlarıyla gündeme gelen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından bir takipçisine hastalıklarından dert yandı. 33 yaşındaki oyuncu bir takipçisinin kronik bir hastalığın var mı sorusuna boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, Hashimoto hastasıyım, beynimde lezyon var, bir de dizim çok kötü, bu hafta doktora gitmem gerekiyor cevabını verdi. Biz de başarılı oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.